Bir Erzurumlu hocam vardı, öğretmen, genç, güzel, renkli renkli gözleri vardı böyle. Ben bir duvarın üstüne çıktım, sürmeli malim, gözleri güzel ya, duvardan atladım aşağıya. Görmedi beni, dönüp arkasına bakınca ablamla arkadaşını gördü. Ertesi gün okula gittik, onlar cezayı. Onlar ceza yedi, ben kurtuldum. Ben bal arısı gibiydim senden önce, bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Benim halam öğretmendi. Said'in abisi de öğretmen. Abisi beni gördü, çok beğendi. Said'e demiş ki işte tanıştırayım, evlen. Ben İstanbul kızı almam demiş. Said, iki ay abisi hep söylemiş, bitiyor. Bayramdı, gelmişler. Said almış, Said'i getirmiş, halam almış, Said'i getirmiş, ben de ablamdaydım misafirlikte, annem falan büyük anne. Neyse ben geldim, genç bir çocuklar, kapıyı böyle çocuklar açmasın diye ders çalışıyor iki oğlan. Neyse salonda beni bekliyormuş halamla, Said beni görecek. Kapıyı bir vurdum, açtım. Aa, bir de içeri gittim. Falan. Bir de subay. Orada oturuyor falan. Annem geldi, anneannem geldi. Oturduk, konuştuk. Bir kahve içtiler. Gittik. Kalk, gittiler. Halama demiş. Tamam. İkna olmuş. Evet, çok beğendi. Ondan sonra gitti geldi anneme, babası falan, babam yok, ablamın eşi vardı, aile, erkeği, büyük. Hemen adres alıyor, gidiyor. Gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Ben asker istemiyorum dedi. Geziyor çünkü. Anne, hangi yılda efendim? 41. Savaşın olduğu zamanlar değil mi? Sor oldu İsmet Paşa zamanında. Efsane kadın kimdir aşkı? Müzehher, sana acılarımın, ıstıraplarımın ve sevgilerimin koparılmış birer parçası olan şu mısralarımı muktedir olabildiğim en büyük hediye olarak veriyorum. Bunları hayatının sonuna kadar saklarsın değil mi? Çünkü gençliğimiz kaybolsa, başımız bembeyaz saçlarla dolsa da bu mısralar bizi bu mutlu günlere döndürecektir. Dinle. 23 yıldan beri boş yaşayan kalbimi bir ömür müddetince sen doldur, değil mi? Hislerim sular gibi yatağında akacak. İnan ki sevgilerim hep sana yaklaşacak. Bu öyle bir karar ki, bu kararın önünde sevenler secde eder Allah'ın her gününde. Ne yokluk ne de acı eksiltmesin sevgimi. Çünkü sana bu sevgi gösterecek engini. İçimde yaşayamaz ne kapris ne ihtiras. Ben ölsem toprağımda aşkım kalacak miras. Yaprağa yad edecek adını müzehherin, bu topraklar üstünde açan çiçeklerin. Mezarımın üstünde yükselmiş olan otlar, üstüne asırlarca yağmur döken bulutlar, seni yad etmek için sallanacak,
yağacak. Güneş bile bu aşkın mezarından doğacak. Sevili, 4-6 yaş mı? Öyleydi. Ben dedim belediye reisinin evini isteyeceğim dedim Said'e. Said dedi ki hiç gitme dedi. Belediye reisi dedi sana bize ev vermez dedi. Meşhur olanın belediye reisi. Dedem o zaman subay mıydı? Subaydı üstte mendeğimde. Büyük de değil, rütbesi üstte mendi. Özel şeyi vardı. Suvari bölüğünde topçu olarak bir dedem vardı, bir takım. Orta evine gidiyoruz, böyle oturuyoruz. Subay hanımları hep konuşuyorlar. Ondan sonra efendim işte belediye reisinin evi boşalmış. Kendi evinin karşısında dört duvar içinde büyük bir bahçe. Bilmem kaç ağaç, elma ağaçları falan dolu. Sattım o elmaları sonra. Ben de Sevil'in elinden tuttum ama belediye reisinde iki hanımı var o zamanlar. Bir tanesi yaşlı. Ondan sonra efendim torun sahibi, böyle büyük güzel bir evi vardı. Kapıyı açtılar, buyurun buyurun yerler. Cilalı hep falan, muazzam temiz bir ev. Düştüm düşecek, girdik salona oturduk. Belediye reisinin genç hanımı, iki hanımı var. Genç hanım geldi, bizi karşıladı. Dedim ki ben sizin dedim karşınızdaki evi Üstemen hanımıyım. Kiralamak istiyorum. Eğer verirseniz kiralamak istiyorum. O dedi ki büyük hanımla görüşün dedi. Sonra ne oldu elmalar bahçedeki? Elmalar, bir kadın geldi. Tuttuk bir kadın, elma ağacının altına bir örtü örttüler. Ondan sonra birisi yukarı çıktı, elmaları sapınla böyle koparıp elden ele yatağın üstüne koydular. Hiç zedelenmesin diye. Yukarı asıyorlardı onları. Ondan sonra birisi kopardı, bilmiyorum oraya. Sapı kopanlar da yatağın üstüne düştü. Yumuşak yere ezilmesin diye. Topladılar. Kaç kiloydu Allah, 30 bilmiyorum ki, unuttum. Muazzam bir şeydi. Ondan sonra o elmaları orada bir toplayan kadın sapından sicim, çileden sicim aldı. Baş parmağından elinden o sicimi böyle sardı, 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 çıkardı, bu taraftan bağladı, böyle sicimin burası üst tarafı açık kaldı. O her ilmeğe bir elma, sapı var ya elmanın, o böyle yaptığı şeyin, sicimin ucundan her elmaya bir ilmek atıp sapından ondan sonra kaldırdı, böyle elma efengi oldu. Hepsi sapından ilikliydi. Sapsızları da yatak üstüne koydu, bir oda vardı zaten. Meyve odası, elma odası evin yanında. Geçerken mis gibi kokuyordu. Ondan sonra buradan böyle sardığını, tavanda çiviler vardı, yapmışlar. Odası ayrıydı çünkü. O elmaları hep tavanda astılar. Böyle efenklerle. Sen hatırlıyor musun o evi teyze? Yok yavrum. Sen çok küçüktün değil mi? Kaç sene kaldınız anneanne orada? 2 sene mi kaldık? Teyzem kaç, 2 yaşında mıydı o zaman? Ondan sonra bizi şeye tayin ettiler. Neredeydi bu ev? Bu Kazman'da. Kazman'daydı. Kazman'daydı. Kazman çok meşhurdu meyvesinden falan. Meşhur bir yerdi, çok güzel bir kazan. Sonra nereye tayin ettiler?
Karaköse'ye. O nerede? Unuttum. Karaköse'ye Sait Birliği'yle beraber. Fakat Karaköse'ye gitmek için o karayolundan, dağlardan gidecek. Bana dedi ki yanına bir asker vereyim. Kars'a git. Kars'tan Erzurum'a, Erzurum'dan yani bir vasıta otobüse bin, Karaköse'ye gel. Ben dedim ki sen nerede, ben orada. Sen dağda, ben de dağda. Sevil de o zaman 4 mü 6 yaşında mı? Ufak. Biz yola düzüldük. Bir at arabası yaktılar. At arabasının içini yatak döşediler. Yatak, örtü. Üstüne çingene çadırı gibi yer yaptılar. Onun içine girdik biz. Sait bataryasından, topçu bataryası. O anca onu idare ediyor. Arkamızdan bir şey, asker at üstünde. Önümüzde bir asker. Biz, beni koruyorlar. Bir de savaş var ama değil mi? Ha? Savaş var o zamanlar değil mi? O zaman şeyde Rusya'da vardı. Hı. Bizde yoktu galiba. Askerleri gördük Rus hududundan geçerken. Işıkları kapattık. İşte İkinci Dünya Savaşı vardı o evet. zaman. Evet. Şimdi bizi görmesinler. Askerleri görmesinler diye gizli geçtik. O şeyden Kars'tan, Kazman'dan Karaköse'ye geldik. Karaköse'ye geldik. Dağlara çadırlar kuruldu. Kazanlar kaynadı. Asker yemekleri. Askerler aç tabii. Bizde de özel bir çadır kuruluyordu. İki kayrola. Sevil'in çamaşırlarını koynumuza koyuyorduk. Pijama şeylerini gündüz giyeceğiz çamaşırı. Sait koynuna koyuyordu. Ben de koynumuza koyuyordum. Öyle yatıyorduk. Çünkü dağda olduğu için rutubet. Çadır soğuk. Ya hiçbir şey yok. Sabahleyin koynumuzdan çıkarıp o sıcak çamaşırları Sevil'e giydiriyorduk. Öyle koruduk onu. ona giydiriyorduk. Şeylerini benim kot falan, çizmem falan. Hepsi o vaziyette. Ata biniyordum. Düz yolda. Ama öyle bir yere geldik ki arabaya bindik. Arabada zaten yatak var, üstü kapalı. Düz yolda atla gidiyorum. Güzel atada biniyordum. Bir yere geldik. Karlar erimiş. Kıştan sular böyle akıyor. Arabanın geçmesine imkan yok. Askerler arabada iki tane at var. Araba, atlı araba o zaman. Koşulur, motorlu vasıta diye. Hiçbir şey yok o zaman, motorlu vasıta. Atları çözdüler, aldılar atları. Askerler o akan sudan, biz şeyin içindeyiz. Arabanın içinde askerler koşum yaptılar. Arkadan askerler, önden askerler benim arabayı böyle atlatarak o derede akan sudan geçirdiler askercikler. Çok fedakar Türk askeri. Karşıya geçtik. Ondan sonra tekrar atları koşum yaptılar. Atlı arabada gittik. Düz şeye geldik. Tabii yollar karlı olduğu için gece yattık, kalktık. Karaköse'ye geç gittik biz. Geç gidince kumandanlar merak etmişler. Tabur iltihak edecek. Kazman'daki tabur Karaköse'ye iltihak edecek. Geç saatte tam ovaya indik. Ovaya indiğimiz zaman ben ata bindim. Sevil'i de kucağıma aldım. Düz ovada atın üstünde gidiyoruz. Bir de baktık ki bir ovaya gelince jip geliyor. Jip geliyor, merak etmiş kumandanlar Karaköse'de. Geç kalmış.
gideceğimiz saate gidememiştik tabii, yollar karlıydı, kaldık geç gittiğimiz için. Neyse jip de geldi, beni at üzerinden aldılar, sevgili aldılar, tebrik ederiz. Tam bir asker hanımısın, işte bir komplimanlar falan. Orta evine getirdiler, sıcak bir şey. O da çaylar, ikram falan yaptılar. Sait geldi, ev tutulmuş bize de, hazırlamışlar. Biz de evimize yerleştik. Karaköse'de de bir iki sene, bir sene bir de kaldık. Bu sefer Doğu Bayezid'de bir şey çıktı. Ha, lafı çıktı böyle. Ortalık karıştı. Bana dedi ki seni Erzurum'a yollayacağım dedi. Erzurum'da da görümcem var. Sait eniştenin kız kardeşi evli. Ne onlar beni tanıyor ne ben onları tanıyorum. Adres verdi bana. Adresle beni otobüse bindirdi Sevil'le. Bu adresle dedi gideceksin. Ben Hudud'a gidiyorum dedi. O Hudud'a gitti. Doğu Bayezid Hudud'una. Beni Erzurum'a yolladı. Erzurum'da otobüsten indim. Taksiye adres verdim. Gittim. Kapıyı çaldım. Kimseyi tanımıyorum tabii. Onlar da beni tanımıyor. Ben dedim Sait Bey'in eşiyim. Ooo buyur buyur. Aldılar beni, izlediler. Getirdiler işte. Birkaç gün orada kaldım. Sonra Sait Doğu Bayezid'e gitmiş. Doğu Bayezid'de o hazırlık yapılan ne yapılacaksa harf ne olacak? Bir şey mi olacak? Yapılmamış. Sait geldi. Aldı beni İstanbul'a götürdü işte. Akademiye müracaat etti. Akademiyi kazandı. İstanbul'da yerleştik. Orada kurmay oldu ondan sonra. Kurmay oldu. Annem de orada doğdu. Olur mu? İstanbul'da doğmadı mı? Annen İstanbul'da. Sevil'le. Sevil. Tabii, tabii. İstanbul'da doğdu annem. Eyüp Sultan'da bir şey tuttuk. Ev tuttuk. Güzel bir ev sahibimiz vardı işte. Onun da hiç çocuğu yokmuş. Annen dünyaya gelince çok güzel baktı ona. Aldı, sahiplendi, baktı falan. İşte ondan sonra oradan tayin olduk. Nereye olduk? Gene İstanbul'da bir yere tayin olduk. Kim o şeyi? Anneme bakan kadın kimdi? Bakıcı mıydı orada? Hayır, ev sahibimizdi. He. Çocuklar olmamış. Çocuğu eline doğduğu için ona bakardı. Gelirdi, yıkardı, temizlerdi. Bakardı, cici anne derdi. Hatırlıyor musun Sevil? Yok anneciğim, hatırlamıyorum. Çok küçüktüm herhalde. Kaç yaş, kaç sene kaldınız orada? Bir sene mi İstanbul'da? İstanbul'da kaldık. Ondan sonra kurmay okulunu imtihanını kazandı. Kurmay şeyine. Gelibolu'ya bir köye. Köye. Tavuk kumandanı olarak da saydı. Oraya tayin ettiler. Biz İstanbul'dan Gelibolu'ya geldik. Bir köyde. Orada binbaşı kumandandı. Bölük kumandanıydı. Sonra onun bir 3 sene mi 2 sene mi müddeti var. Ondan sonra Gelibolu'nun içine kurmay başkanı olarak tayin ettiler. Hmm. Halbuki Sevil'i biz yatılı okula vermiştik. İstanbul'da Leyli okula vermiştik. Bekliyorduk ki bizi başka yere tayin edecekler diye. Ama tayin etmediler. Gelibolu'ya kurmay başkanı olarak verdiler. Sayıdı. O zaman Sevil'i yanımıza aldık.
Enstitüye gitti. Orada da kısmet bir şey evlendi. Eski zaman masalları anlatır. Hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Kayboldu. Ara ara asker var o zaman emrimizde. Emir eri vardı. Emir eri veriyorlardı. Her eve bir emir eri. Ara o Samsun'un parkını her yerini ara. Sokakları ara. Eve geldik. Bir bak kaçmış dolaşmış. Sokak kapısının önünde oturuyor. İyiyim. Evi bulmuş. 5 yaşındaymış. Bir de 1,5-2 yaşındayken sütü mü beklerdin böyle? Nasıl? Anlat bakayım. Abi de süt bekliyormuş. Efendim? Sütü içer bardağı atarmışım. Sen beklermişim böyle. Atmıyorsun. Ha. Atıyor muydun? Evet. İşim istediği atıyor muydun? Evet. Yaramaz. Yaramaz. Kaçıyordun, gidiyordun. Her gece süt içiyordun. Süt veriyordun. Mutlu insanlar. İki kardeş bırakıyordum, gezmeye gidiyordum. Ablası buna ayaklarında sallıyormuş böyle. Kaç yaş var? Uyutuyormuş. 5 yaş. 5 yaş var. 5 yaş olunca. Ne diyormuş? Biber sürerim uyamaz. Biber kavanozun yerini alıyormuş. Annesinden gördüğü gibi. Değil mi abla? Evet. Beni nasıl uyutuyormuşsun sen? Biberle. Biberle korkuyla mı? Korkuyor mudur? Ayağıma alıyordum onu. Özeniyordum herhalde anneliği. Sallıyordum. Kapa gözüm diyordum. Kapamıyordu. Uykusu yok herhalde. Ne? Biber de yanımda bak. Süreceğim biberi. Bak, süreceğim. Anlaşıldı şimdi bizim ağzımız diye yandı büyükken. Günler ağzımıza biber sürtülüyordu annem. Senden mi şu? Ha. Ha, o da ama bak diyor ki anne şeyden diyor. Annem biber sürer. Ta hani küçükken şey yapıyorlarmış ya müreffede. Ekmek almaya falan işte bak bakkala seni gönderiyorlarmış. O sırada birisine sen küfür etmişsin. Onu bir anlatsana. Madem ki çocuk yaramazlıkları. Konumuz çocuk yaramazlıkları. Müreffede Şarköy yolu vardı böyle. Herkes akşamüstü. Gezmeye çıkarlardı. Çarşı müreffeh arasında asfalt yol böyle. Bir şey vali, belediye reisi, kaymakam, büyük insanlar oranın. Ve babamı da çok seviyorlardı. Babam da İstanbul'a şarap götürüyordu, fıçılarla şarap yapıyordu. Ondan sonra İstanbul'a gitmişti. Böyle o Şarköy yolunda gezerken kaymakamla belediye reisi. Kadri Bey'in halayı dediler. Halayı işçisi. Ben de hep çarşıya yollardı annem beni küçüktüm alışveriş. Kadri Bey'in halayı. Baban İstanbul'da evlendi. Başka birini aldı deyince okulu yedi.
Ondan sonra ne yaptı? Anne. Ondan sonra ablam da yanımda. Orada eve geldik. Anneme dedi ki, anne biliyor musun bugün kaymakam beyden, yani bilgisayarla işte böyle böyle söyledi. O da bokum yedi. Hani bir ses çıkarmamış. Bir şişe biber almış. Bak işte biberin kaynağı mı? Ondan sonra tabriye dedi. Sen nasıl bu lafı kullanırsın? Bu büyük insanları bu terbiyecisi yapardı. Benim ağzıma evdeki bütün musluları kapattı. Suları kapattı. Yıkamayayım diye. Anneannenin verelim mi? Anneanneciğim, bu da bizden. Hayır, çok büyük. Bu hediye. Niye yavrum benim? Şöyle yapalım, şöyle siz açın. İnşallah hoşunuza gider. İnşallah. Ay, bu ne Allah'ınızı ver. Açın bakalım. Burada değiştirme kartımız da var içinde. Üşümeyin, sıcacık sıcacık olun diye sabah kalktım. Ay. Böyle yumuşacık yumuşacık. Ay çok güzel. Ay yoktu da değil düşünmüşsün. Ya nerede benim şeyim ya? Ne zaman isterseniz ne sevmememe yakışırdı size. Sabah, vallahi, akşam, gün içinde ne zaman giyerseniz. Çok teşekkür ederim. Ay çok güzelmiş. Sağ olun. Çok büyük hediye almışsınız bana. Ay çok ne demek. Böyle sıcacık sıcacık olsun diye. Rengi de açar dedik böyle. Ay, sağ olun, çok teşekkür ederim. Ama isterseniz değiştirme kartını da buraya koyuyorum. Neyi değiştireyim? Ah, rengini falan şey yaparsın diye. Yok canım, neyi değiştireyim? Şuna koyayım yani. 2010 yılına giriyoruz anneannemle. Bu şey gibi oldu, gelinin annesinden. Ay çok güzel oldunuz. Anneanneciğim, sevgilinin evindeyiz. Bu da Tolga'nın hediyesi, yani daha doğrusu senin ailemizin ortak oğlum var. Seninki oğlum var ama oraya havale ettim onu. Ben tişört çıkmadım işte. Ona havale ettim şimdi teyze, anneannesi için. İnşallah bunda zengin oluruz. Hadi inşallah dedim Sevil'e. Sevil'e dedim ki 6-7 tane milli piyango bileti almanı dedim. Gaye'ye, Sevil'e, Sevgi'ye, sizlere işte. Araba buraya koyuyorum güvende. Kusura bakmayın. Ay. Allah inşallah zengin olursunuz. Teşekkürler. Piyango bileti işte. Bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana önlerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel.